أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Ra'd suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 33. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 33. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah bu hafta okumuş olacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okuduğum Ra'd suresinin 33. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: her bir nefse kaim olan, her bir varlığa hakim olan, her bir varlığın ne kazandığını, nasıl bir hayat yaşadığını, neye muhtaç olduğunu, nasıl bir rızka ihtiyaç hissettiğini bilen Allah dururken, tuttular da o Allah'a bir kısım aciz varlıkları denk tuttular. Bir kısım güçsüz, bilgisiz, aciz, sonlu varlıkları Allah'a şirk koştular. Allah diyor ki, قُلْ سَمُّوهُمْ Peygamberim, de ki o müşriklere, şu bana ortak koştuklarınızı bir isimlendirin bakalım. Bunlara bir isim verin, bir tanımlayın bakalım. Neymiş bunlar? Kimmiş onlar? Ne güçleri varmış, ne yetkileri varmış? Bir tanımlayın bakalım. Kur'an'ın beyanıyla tanımlıyordu insanlar. O dönemde de, bu dönemde de diyorlardı ki, هَاُولَٰئِ شُفَعَاُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Bunlar yarın Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Bunlar yarın Allah katında bize şefaat edecekler. Onlar hatırına biz de cennete gireceğiz. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Bunlar savaş tanrılarımız, bunlar barış tanrılarımız, bunlar bereket tanrılarımız, bunlar hukuk tanrılarımız, bunlar ekonomi tanrılarımız, bunlar şifa tanrılarımız, bunlar kılık kıyafet tanrılarımız, bunlar moda tanrılarımız, bunlar oyun eğlence tanrılarımız, spor tanrılarımız, bunlar siyasal tanrılarımız gibi dün de bugün de insanlar Allah'a eş ve ortak koştuklarını isimlendiriyorlar. Allah diyor ki, bunlar sadece sizin isimlendirmenizden ibarettir. Bunların hiçbir gerçek yönü yoktur. Bunların tanrı olacak, bana ortak olacak hiçbir özellikleri yoktur. Sizler sadece bunlara isim veriyorsunuz, o kadar. Öyle değil mi? Siz dikmediniz mi bu putları? Siz koymadınız mı bu yasaları? Siz koymadınız mı şu demokrasiyi? Siz icat etmediniz mi şu laikliği? Bir kısım putların arkasına saklanıp, bir kısım felsefelerin, bir kısım sistemlerin arkasına saklanıp, beni ve dinimi, beni ve sistemimi reddetmeye çalışıyorsunuz, öyle mi?
Bunların hiçbir geçerliliği yoktur. Bunlar sadece isimden ibarettir. Sizler sadece bunlara isim vermişsiniz o kadar. Altını kazısanız hiçbir şey çıkmaz diyor Allah. Sadece isimden ibaret. Öyle değil mi? Adalet konseyi diyorlar. Adaletin ağasına bile rastlamak mümkün değil. Güvenlik konseyi diyorlar, yeryüzüne korkudan başka bir şey salmıyorlar. Demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar, din ve vicdan hürriyeti diyorlar, yıllardır başörtülü kızlara gözyaşı döktürüyorlar. Nedir bunlar? Yani bunlar sadece isimden ibaret. Altını kazısanız hiçbir şey yok diyor Allah. Sonra diyor ki bakın, اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ. Ne oluyor size? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği bir şeyi Allah'a mı haber vermeye çalışıyorsunuz? Allah diyor ki, yani benim bilmediğim bir şeyi bana mı anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani bana akıl vermeye, bana yol göstermeye, beni şartlandırmaya, beni bilgilendirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne bunlar? Ya Rabbi, galiba unuttun sen, İsa senin oğlundu, galiba unuttun sen ya Rabbi. Üzeyr senin oğlundu ya Rabbi, galiba unuttun sen. Melekler senin kızlarındı ya Rabbi, sen unuttun galiba. Ya Rabbi, sen yeryüzünün yönetimi konusunda aciz kalmıştın da yerde kendine bir kısım ortaklar seçmiştin. Yerde bir kısım insanlara da yetki vermiştin. Bana dua etmekle birlikte onlara da dua edin. Bana sığınmakla birlikte onlara da sığının. Benim yasalarımı uygulamakla birlikte onların yasalarını da uygulayın. Benim arzularımı yerine getirmekle birlikte onların arzularını da yerine getirin diye sen yeryüzünde kimi varlıkları kendine ortak yapmıştın. Galiba sen unuttun ya Rabbi diye bana yol göstermeye, bana akıl vermeye, bilmediğim bir konuda beni bilgilendirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ben böyle bir şey demedim. Ben yeryüzünün yönetimi konusunda aciz kalıp yerde bir kısım insanları kendime ortak yapmadım. Ben bir kısım insanlara yetki devrinde bulunmadım. Benimle birlikte filanlara da dua edin demedim. Benimle birlikte filanlara da sığının demedim. Onlar benim yetkili varlıklarım, şefaatçilerim demedim. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yani yerde benim bilmediğim bir şeyi bana mı haber vermeye çalışıyorsunuz? Em bi zahirin minel kavli, yoksa sözün zahirini mi demeye çalışıyorsunuz? Yani sözü mü gevelemeye kalkıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Hayır, hayır. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Kafirlere, Müslümanlara karşı tuzak kurmak süslü gösterilmiştir. Onlar onun için bunu yapıyorlar. Bakın, yeryüzü kafirleri dün de bugün de Allah'a tuzak kurmak, Allah'ın kitaplarına tuzak kurmak, Allah'ın elçilerine tuzak kurmak, Allah'ın mümin kullarına tuzak kurmaya ayarlanmıştır. Şu anda yeryüzündeki kafirlerin tümü buna ayarlanmış, buna adapte olmuştur. Yani Allah'a karşı, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın elçilerine karşı, Allah'ın mümin kullarına karşı tuzak kurmak bunların vazgeçilmez özelliğidir diyor Allah. Şeytan onlara bunu süslü göstermiştir. Tuzak kuruyorlar. Nasıl tuzak kuruyorlar? Önceki dönemde de tuzak kurmuşlar. Şu anda da kafirler Allah'ın dinine tuzak kurmaya çalışıyorlar. Varlıklarının sebebi şu anda Allah'ın dinine tuzak kurmak, Müslümanlara tuzak kurmak. Onun için sistem üretiyorlar. Mesela demokrasiyi, laiklik adındaki sistemi üretiyorlar. Tüm dünyaya servis yapmaya çalışıyorlar. Dertleri ne? Dertleri Müslümanları Allah'a kulluktan koparıp kendileri gibi müşrik yapmak, kafir yapmak. Dertleri bu. Sistem üretiyorlar, dertleri bu. Yani eğitim sistemlerinin hedefi bu. Kitle iletişim araçlarının hedefi bu. Şu anda yeryüzü kafirlerinin bütün hedefi Müslümanlara tuzak kurmak. Şöyle diyorlar, her dersimizde hemen hemen demeye çalışıyorum. Yahu biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım?
Ne yapıp yapıp bunları da kendi cehennemimize çekelim. Bunların hukuk sistemlerini, bunların eğitim sistemlerini, bunların ekonomilerini, bunların kılık kıyafetlerini, bunların yazılarını, bunların tatil günlerini, bunların takvimlerini, bunların sosyal ve siyasal yapılanmalarını da bozalım. Bu Müslümanları da bizim gittiğimiz cehenneme götürelim. İşte şu anda yeryüzündeki kafirin bütün azmi budur, bütün çabası budur, bütün planı, programı budur. Tuzak kuruyorlar. İnsanlar Allah'ın kitabını anlayamasın diye, Müslümanlar kitaplarıyla diyalog kuramasınlar diye dillerini değiştiriyorlar, böylece tuzak kuruyorlar. Gençlerin kafasını A kare, B kare, C kare, kurbanın barsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin işte nehirlerinin debisi rejimi, gençlerin kafasını bu muzahrafatlarla öyle bir dolduralım ki orada Kur'an ve sünnete yer kalmasın diye tuzak kuruyorlar. İnsanların önüne öyle kitaplar çıkarıyorlar ki yeter ki insanlar Allah'ın kitabını okumasınlar diye, insanların önüne öyle secde makamları çıkarıyorlar ki yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler diye tuzak kuruyorlar. Vitrinleri, şehirleri, piyasayı, kılık kıyafeti Allah'ın istemediği biçimde düzenleyerek Allah'a ve Allah'ın dinine tuzak kurmaya çalışıyorlar. İşte dün de bugün de kafirin derdi Müslümanları cennet yolundan alıkoymak, Allah'a kulluktan alıkoymak ve Müslümanları kendi cehennemlerine, kendi pis inançlarına çekmek. Bakın Allah diyor ki kafirlere, Müslümanlara karşı tuzak kurmak şeytan tarafından süslü gösterildi. وَسُدُّوا عَنِ السَّب۪يلِ Kendileri Allah yolundan ayrıldıkları gibi, Allah yolunu terk ettikleri gibi, Müslümanların da Allah yolunu terk etmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاتِ Kim sapmayı tercih etmiş, sapmayı dilemiş, Allah da onun o tercihini onaylayarak onu saptırmayı murad etmişse, artık onu doğru yola getirecek yoktur. Ona hidayet edecek yeryüzünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yani Allah'ın göstermediğine kim gösterebilir? Allah'ın işittirmediğine kim işittirebilir? Allah'ın hidayet etmediğini kim hidayet edebilir? Peygamber bile olsa böyle kafirleri artık yeryüzünde hidayet edebilecek, onları doğru yola iletebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Lahum azabun fil hayati dunya. Dünya hayatında bu kafirler için bir azap, bir gazap vardır. Allah diyor ki dünya hayatında bu kafirler için bir azap ve gazap vardır. Yani stres içinde, bunalım içinde, sıkıntı içinde bir hayat yaşayacaklar. Neden? Çünkü onlar Allah programını terk etmişler. Fıtrata ters düşmüşler. Allah'ın kendileri için çizdiği programın dışında bir hayata yönelmişler. Yeryüzünde onlar için bunalımlar, onlar için dertler, sıkıntılar, gamlar ve kederler var. Bakın işte görüyorsunuz her şeyleri var dünya ve dünyalık adına ama yine de yüzleri gülmüyor. Niye? Fıtratın dışında bir hayat yaşıyorlar da ondan. Bakın Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa her birerine bir program çizmiş, her bireri için bir sistem belirlemiş, her birerine bir yük yüklemiş, bir rol biçmiş. Mesela balık için de Allah bir rol biçmiş. Balık için de Allah bir sistem belirlemiş. Demiş ki balığa, ben senin solunum organlarını suda yaşayabilecek bir biçimde yarattım. Eğer sen suda yaşarsan, benim senin için çizdiğim programın dışına çıkmazsan, ancak mutlu olursun demiş. Günün birinde bir balık dese ki, hayır, ben Rabbimin benim için çizdiği programın dışına çıkmak istiyorum. Ben biraz da keyfime göre takılmak istiyorum dese, suyun dışına çıksa ne olur? Biraz çırpındıktan sonra ölüme mahkum olur değil mi? İşte Allah insan içinde bir program çizmiş, insan içinde bir yörünge, bir sistem belirlemiş. Kafirler Allah'ın kendileri için çizdiği o fıtrat programının dışına çıktıkları için şu anda bunalımlar içinde bir hayat yaşıyorlar, sıkıntı ve stres içinde bir hayat yaşıyorlar.
Yani vücut dünyalarıyla, organizmalarıyla iradeleri çatıştığı için sıkıntı içinde bir hayat yaşıyorlar. Bakın, kafirin vücutu, kafirin organizması, fıtratı da Allah'a teslimdir. Yani kafirin bedeni de Allah'a teslimdir. Allah yasalarına boyun bükmüştür. Nasıl? Mümin de üşür, kafir de. Bakın, kafir de Allah yasalarının mahkumudur. Mümin de acıkır, kafir de. Mümin de yorulur, kafir de. Mümin de ihtiyarlar, kafir de. Mümin de ölür, kafir de. Mümin de acıkır, kafir de. Mümin de korkar, kafir de. Bakın, kafirin bedeni de Allah yasalarına itaat ediyor ama bedensel hayatında Allah'a itaat eden lakin iradesiyle Allah'ı reddeden kafir, iki hayatı arasında böyle bir çatışma yaşadığı için yeryüzünde bunalımlar yaşayacak, sıkıntılar yaşayacak. Ama yeryüzündeki bu azapla iş bitse, bakın Allah diyor ki وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ. Bu dünyadaki azapları, bir de ahiretteki azapları var ki o daha dayanılmazdır, o daha şedittir. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ. Gerek dünya azaplarından, gerekse ahiretteki cehennem azabından onları koruyacak hiçbir dostları, hiçbir yardımcıları da yoktur. Böylece kafirleri ortaya koyduktan sonra, şimdi de bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz bize cenneti anlatacak. Rahmeti bol olan Rabbimiz, bize bizden daha çok acıyan, bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı şerrimizi bizden daha çok düşünen Rabbimiz, rahmeti gereği cennete meyledelim diye, dünyada cennet programlı bir hayat yaşayalım diye, yanılıp şaşıp da cehennemi tercih etmeyelim diye cenneti çok güzel bir biçimde bize vasfediyor. Reklam demeyeceğiz. Hani insanlar malları daha güzel satılsın diye vitrini canlı tutarlar, mallarını güzel arz ederler, güzel reklam yaparlar ya, gerçi cennetin reklama ihtiyacı yok. Zaten güzelin güzeli de, bakın Rabbimiz o cenneti özendirmek için, imrendirmek için bize şöylece anlatıyor. مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. Müttakilere vaad olunan cennet şöyledir. Müttakilere vaad edilmiş olan cennetin örneği, misali aynen şöyledir. Müttaki kim? Allah'la yol bulan, yolunu Allah'a sorarak bulan, yani Allah'a başvuran, Allah'a müracaat eden, Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine koşan, yolunu Allah'la bulan, Allah koruması altına giren, Allah güvencesinde bir hayata yönelen, hayatını Allah için yaşayan, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza eden, bir ömür Allah'a kulluk bilinciyle bir hayat yaşayan kimseye müttaki denir. İşte o müttakilere Allah'ın vaat ettiği cennet bakın şöyleymiş. Tecri min tahtihel enhar. O cennetin zemininden ırmaklar akar durur, zemininden ırmaklar çağlar durur. Ya da min tahtiha, o cennetlik müminlerin tahtı tasarruflarında ırmaklar akar durur, çağlar durur. Hangi ırmaklar? Muhammed suresinin beyanıyla su ırmakları, şarap ırmakları, süt ırmakları, bal ırmakları. Üstelik cennette yer çekimi kuvveti de olmadığı için kul ayaktaysa ağzına yakın bir bölgede kuluna zahmet vermemek için Rabbimiz havada böyle nehirler akıp durur. Kul yatıyorsa yine aşağıdan ağzına yakın bir bölgede cennetteki ırmaklar akar durur. Ukuluha daimun, bir de o cennetin yiyecekleri, meyveleri daimidir. Ne demek o? Yani çiçek değil, çağla değil ya da koruk değil, çürük değil, tam yemeye hazır bir biçimde o cennetin meyveleri devşirime hazırdır. Bir tane meyve kopardığınız zaman, bir tane kiraz kopardığınız zaman yerine iki tane daha kiraz bitiyormuş. Allahu Ekber. Kur'an'ın başka bir ayetinin beyanıyla la maktu'atin ve la memnu'a. Kesintisiz, yani bitmesi mümkün olmayan, bir de yasaklı olmayan. Düşünün, cennete en son girecek mümine şu anda üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın 10 misli bir makam verileceğine göre, eğer bizler
ortalarda ya da başlarda filan inşallah girersek, şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın 200-300 misli büyüklüğünde bir ülkeyi bir tek mümin kuluna verecekse Allah, orada yasak diye bir şey yok ki. Bütün o ülke senindir. İşte Allah diyor ki, la maktu'atin ve la memnu'a. O cennetin nimetleri kesintisizdir, bitmez, tükenmez. Bir tane meyve yolup yemişseniz, yerine iki tane meyve daha bitecek. Ve üstelik yazın yaz meyvesi, kışın kış meyvesi, o dünyada, orada öyle değil. Mesela şu anda dünyada bir Müslümanın bağına gitseniz, bahçesine gitseniz, bize birkaç üzüm salkım yol gel yiyelim deseniz, adam der ki ya şu anda üzüm mevsimi değil ki, şu tarihe kadar bekleyeceksiniz. Oho, o tarihe kadar bekleyecekmişiz. Cennette öyle değil. Elinizi uzattığınız anda elinizi uzatmaya da gerek yok. Daniyeten diyor Allah, dünü kazandırılmış, kulun ağzının yanı başına kadar getirilmiş, kuluna zahmet vermemek için elini uzatmasına, zahmete girmesine bile gerek yok. Dünü kazandırılmış meyveler, bir de vaddilluha, o cennetin gölgeleri de daimidir. Gölgeler var cennette, insanın içine sinmiş, insanın ruhuna nüfuz etmiş, tam ihtiyaca göre cennette daimi gölgeler varmış. Gölge deyince bizim şu coğrafyada, şu iklimde belki gölgenin kıymetini anlamak mümkün değil. Ama bir tropikal bölgeye gidin, yani ekvator bölgesine gidin, şöyle 60-70 derece sıcağın altında kaldığınız zaman bir ağaç gölgesinin, bir bulut gölgesinin ne anlama geldiğini orada anlayacaksınız. Allah'ın Resulüne bir sure gelmişti. Surenin sonunda Rabbimiz şöyle buyurmuştu. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. O gün, kıyamet günü, dünyada istifade ettiğiniz tüm nimetlerden sorguya çekileceksiniz ayeti gelince, sahabeden bir zat koşarak gelmiş. O zatın da dünya malı adına sadece diz kapağıyla göbeğinin arasını örtebilecek bir peştemalı varmış. Onun dışında dünya malı mülkü adına hiçbir şey yokmuş. Koşarak gelmiş o sahabi. Ya Resulallah, size böyle bir ayet gelmiş, doğru mudur? Doğrudur diyor Peygamberimiz. Bir daha okur musun? Bir daha okuyor. Fümme letus'elunne yevme izin anin na'im. Dünyada istifade ettiğiniz tüm nimetlerden yarın kıyamet günü hesaba çekilecek, sorguya çekileceksiniz deyince, o sahabi diyor ki ya Resulallah, benim dünyada istifade ettiğim işte nimet sadece şudur, benim dünya malı adına diz kapağımla göbeğimin arasını galiz avret yerlerimi örtecek, şu peştemalın dışında, şu havlunun dışında dünya malı adına hiçbir şeyim yok, ben de sorguya çekilecek miyim? Ben de hesaba çekilecek miyim deyince, bakın Allah'ın Resulü buyurdu ki, evet, soğuk su ve gölge. Sen bu dünyada Allah'ın soğuk su nimetinden ve gölge nimetinden istifade ettin mi? Evet, ettim ya Resulallah. Öyleyse sen de hesaba çekileceksin, sen de sorguya çekileceksin. Bu dünyada Allah'ın soğuk su nimetinden ya da gölge nimetinden bir çadır gölgesi, bir ağaç gölgesi, bir bulut gölgesi, bir ev gölgesi, bu dünyada Allah'ın gölge nimetinden istifade etmeyen bir tek insan düşünebilir misiniz? Hayır. Öyleyse bu iki küçük nimetten bile sorguya çekileceğimize göre bilelim ki öbür tarafta o nimetlerin hepsinden sorguya çekileceğiz. İşte bakın Allah diyor ki cennetteki gölgeler de daimidir. Tilke ukbellezine ettekav. İşte bu müttakilerin akıbetidir. Bakın yukarıda vu'idel muttakun dedi Allah. Aşağıda bir daha söyledi. İşte bu müttakilerin akıbetidir. Cennet müttakilerin varacağı yerdir. Eğer bir adam müttaki değilse, eğer bir adam kitapla beraber değilse, eğer bir adam yolunu peygambere sormuyorsa, Allah'ı ve peygamberi takmadan, kazımadan, kendi keyfine göre bir hayat yaşıyorsa, zaten o müttaki değil, onun bu cennetle ilgisi de yok, alakası da yok. وَاُقْبَلْ كَافِر۪ينَ النَّارِ. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Bakın böyle çapraz bir anlatım var Kur'an'da. Müminleri anlatırken bir anda kafirlere geçiverdi Allah. Müminlerin akıbetini ortaya koyduktan sonra kafirlere sakın siz bundan ümit var olmayın, bunun sizinle ilgisi yoktur dercesine hemen kafirlerin akıbeti ateştir.
kafirlerin akıbeti cehennemdir deyiverdi. Bundan sonra Mekke müşriklerinin bir itirazlarına cevap mahiyetinde bir ayet geliyor bakın. Mekke müşrikleri diyorlar ki ey Muhammed, eğer sen gerçekten Allah'ın elçisiysen, diğer elçilerden bir elçiysen, hani din konusunda, kitap konusunda, risalet konusunda, peygamberlik konusunda bu bölgede bilgi sahibi olan bizim akıl hocalarımız, bizim üstadlarımız mahiyetinde olan Yahudiler sana inanmadılar, Hristiyanlar senin davetine koşmadılar. Yani din konusunda bilgi sahibi olan bu insanlar sana inanmadıklarına göre bizden sana inanmamızı nasıl beklersin ey Muhammed? Biz seni nasıl kabullenebilelim? Onlar bile sana inanmadılar diye bir itirazda bulununca, bakın o problemi çözümlemek üzere, onlara cevap vermek üzere Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Şu kendilerine kitap verilenler var ya, ehli kitap denen Yahudi ve Hristiyanlar var ya, يَفْرَحُونَ ferahlanırlar, sevinirler, coşarlar. بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana indirdiğimiz kitap sebebiyle, sana indirdiğimiz bu son kitap sebebiyle onlar sevinirler, coşarlar, kabına sığmaz hale gelirler. Kim bunlar? Bunlar Yahudilerin samimi olanları. Bunlar Hristiyanların samimi olanları. Bir dönem Musa Aleyhisselam'a ve Tevrat'a iman etmiş, Peygamberimizin gelmesinin yaklaştığı günlerde ellerindeki Tevratlarla cennete gitme çabası, kavgası içinde olan ama atalarının yüzyıllar önce o Tevrat'ı bozduklarının da farkındalar ama o Tevrat'ın orijinaline ulaşamadıkları için çaresizlikle o Tevrat'ı okuyarak o Tevrat eşliğinde Allah'a kulluk yapmaya çalışan samimi Yahudiler bir dönem İsa Aleyhisselam'a ve İncil'e iman etmiş, Peygamber Aleyhisselam'ın gelmesinin yakın olduğu günlerde ellerine İncil'i almışlar. Ecdatlarının, atalarının yüzyıllar önce İncil'in içini boşalttıklarının farkındalar ama orijinaline ulaşamadıkları için çaresiz kalmışlar. O İncil'le cennete gitme kavgası içindelerken son kitap Kur'an gelince insanlığın son mesajı, insanlığa Rabbimizin son seslenişi olan Kur'an gelince öyle sevinmişler ki o samimi Yahudiler, samimi Hristiyanlar gözyaşlarıyla Allah'a teşekkür etmişler. Elhamdülillah, ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun, sana sonsuz teşekkürler ya Rabbi. Son anda bizim imdadımıza bir kitap yetiştirdin, bize son kitabını gönderdin, son elçini gönderdin. Bizim hayatımıza öyle muazzam bir projektör tuttun ki, bizim tarih içindeki sapma noktalarımızı, yanılgı noktalarımızı öyle güzel bir biçimde ortaya koydun ki, meğer bizler yüzyıllar önce atalarımızın ezip bozduğu şu Tevrat'la cennete gittiğimizi zannediyorduk. Meğer cehenneme gidiyormuşuz. Şu İncil'le cennete gittiğimizi zannediyorduk. Çok şükür ya Rabbi, bizi öyle muazzam bir sağlamaya aldın ki, bizim yolumuzu açıverdin. Bizi cennete ulaştırıverdin. Dün Allah gönderdi diye Tevrat'a iman ediyorduk. Allah için Tevrat'ın müminiydik. Şimdi aynı kaynaktan son kitap geldi. Biz zaten Allah için mümindik. Allah'tan gelen son kitaba iman ediyoruz. Allah'tan gelen son elçiye iman ediyoruz dediler. Yahudi ve Hristiyanların samimi olanları hemen iman ettiler. Bakın işte bu ayeti kerimede anlatılan onlardır. Allah diyor ki, وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Şu kendilerine kitap verilenler, يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Peygamberim, sana indirilen bu kitapla sevinirler, coşarlar, kabına sığmaz hale gelirler. Hem Allah'a teşekkür içinde bir hayatın adamı olurlar. Peki, başka? وَمِنَ الْأَحْزَابِ Onlar içinde öyle karşıt gruplar da vardır ki işte şu anda iman etmeyen Yahudiler şu anda inatlarını, ırkçılıklarını sürdüren Hristiyanlara da diyor ki bakın Allah, onlar içinde öyle hizipler, öyle karşıt gruplar var ki, öyle düşman gruplar var ki men yunkiru ba'dahu. Onlar Allah'ın indirdiklerinin bir kısmına inanırlar, bir kısmını inkar ederler. Nasıl? Biz Musa'ya inanırız, Tevrat'a inanırız. Ama İncil'e ve İsa Aleyhisselam'a iman etmeyiz.
Biz Musa'ya ve Tevrat'a iman ederiz ama Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a inanmayız diyen Yahudiler, biz İncil'e ve İsa Aleyhisselam'a iman ederiz ama Tevrat'a ve Musa Aleyhisselam'a, Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a inanmayız diyen şu andaki Hristiyanlar. Onlar Allah'tan gelenin bir kısmına inanırlar, bir kısmını inkar ederler. Peygamberlerden bir kısmına inanırlar, bir kısmını inkar ederler. Kitaplardan bir kısmına inanırlar, bir kısmını inkar ederler. Halbuki iman istisna kabul etmez. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. İman pazarlık kabul etmez, iman istisna kabul etmez. Allah'ın gönderdiklerinden bir kısmını inkar, tamamını inkarla eş değerdedir. Mesela bizler Müslümanız elhamdülillah. Şu anda şu salondaki Müslümanlardan bir tanesi dese ki, ben kitapların tamamına inanırım ama ben Tevrat'a inanmam dese kafir. Ben peygamberlerin tümüne iman ediyorum ama Zekeriya Aleyhisselam'ı inkar ediyorum dese kafir. Ben Kur'an'ın tümüne iman ediyorum ama ben Enfal suresini reddediyorum. Çünkü orada cihattan, ganimetten söz ediyor Allah. Ben bu devirde İslam'ın savaş dini olduğunu kabul etmiyorum dese kafir. Ben Kur'an'ın tümüne iman ediyorum ama Nisa suresine iman etmiyorum. Çünkü Nisa suresinde erkek iki alacak, kadın bir alacak şeklindeki miras taksimine ben asla razı olmam dese bir adam kafir. Veya ben Nisa suresinin tümüne iman ediyorum ama bir erkeğin 1, 2, 3, 4'e kadar evlenme ruhsatını tanıyan Allah'ın o ayetini reddediyorum dese kafir. Veya ben İslam'ın ahlak ayetlerine iman ediyorum ama ekonomi ayetlerini reddediyorum. Ya da ben Mekke'de inen ayetleri kabul ediyorum ama Medine'de inen ayetleri reddediyorum. Ben İslam'ın namazına iman ediyorum ama tesettürünü reddediyorum. Ben İslam'ın orucuna iman ediyorum ama İslam'ın sosyal ve siyasal yapılanma ayetlerini reddediyorum dese bir adam kafir. Bu da kafir. Ya da ben Allah'a inanırım ama Muhammed Aleyhisselam'a iman etmem dese kafir. Ya da ben Muhammed Aleyhisselam'a inanırım ama Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke dönemine inanırım. Medine döneminde devlet var, iktidar var, izzet ve şeref var. Ben o döneme inanmam dese kafir. Ya da ben Peygamber Aleyhisselam'ın sadece Allah'tan şu Kur'an'ı bize getirici olarak ona inanıyorum. Onun kendi sözlerini, kendi fiillerini, kendi sünnetini reddediyorum dese, onun bizi bağlayan başka bir hayatı yoktur dese Allah korusun, Allah'la peygamberin arasını açmak küfürdür. Yani dinin bir kısmını kabul edip, işine gelen bir kısmını kabul edip, diğer bir kısmını reddeden kişi biz de olsak kafir. İşte bakın, Allah'a iman Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiklerine imandır. Tevrat'a ve Musa Aleyhisselam'a inanan ama Kur'an'a ve Muhammed Aleyhisselam'a inanmayan bir Yahudi kesinlikle kafirdir. İncil'e ve İsa Aleyhisselam'a iman eden ama son elçi Muhammed Aleyhisselam'a, son kitap Kur'an'a inanmayan bir Hristiyan kesinlikle kafirdir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. Kul, de ki peygamberim, innema umirtu, ben emrolundum, en e'budallâhe ve la uşrike bihi. Siz nasıl yaparsanız yapın ey ehli kitap, nasıl düşünürseniz düşünün, nasıl günahlara batarsanız batın, ben bana gelince ben sadece Allah'a kulluk etmekle emrolundum, sadece Allah yasalarını uygulamakla, sadece Allah'ın çektiği yere gitmekle, sadece Allah'a dua etmekle, sadece Allah'a sığınmakla, sadece Allah'a kul olmakla emrolundum ve ben asla ona şirk koşmam, ona şirk koşmamakla, yani Allah'a yetki sınırlaması getirmemekle, Allah'ın yetkilerini parçalayıp yeryüzünde bir takım tanrı taslaklarına dağıtmamakla emrolundum. İleyhi ed'u, ve ben sadece Allah'a çağırıyorum. Ve ileyhi mahab, benim de sizin de dönüşünüz Allah'adır. Bakın şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Hiçbir Müslüman, ne erkeğimiz ne kadınımız, ne hocamız ne hacımız, hiçbir Müslüman insanları kendisine çağırmasın. Ben insanları kendime çağırmam. Beni izleyin, beni takip edin.
Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece namaz kılın. Ben nasıl oruç tutuyorsam siz de öylece oruç tutun. Ben nasıl giyinmeden yanaysam, ben nasıl bir kazanma harcama mantığı izliyorsam siz de beni izleyin, beni takip edin demem. Çünkü insanları ben kendime çağırsam insanlar bende çakılır kalırlar, beni bir adım öteye aşamazlar, ancak benim kadar olurlar. Ben de mükemmel bir kul değilim ki, ben Allah'ın onaylı bir örneği değilim. Bin hatam var, bin kusurum var. Ben sizi Kur'an'a çağırıyorum. Gelin ey Allah kulları, Kur'an okuyun, Kur'an'ı izleyin. Gelin peygambere tabi olun. Gelin Musa Aleyhisselam'ı örnek alın. Gelin İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alın. Çünkü Allah'ın yasal örnekleri onlardır. Hayatlarında falso olmayan, hayatlarında yanlış olmayan, Allah'ın bizzat onayladığı yasal örnekler onlardır. Öyleyse siz de insanları kendinize ve kendiniz gibilere çağırmayın. Gelin bizim Efendi Hazretlerinin kitabını önce okuyun. Çünkü o Allah'tan daha güzel dini anlatır diyenler hep yanlış yapıyorlar. İnsanları insanlara çağırmayın. İnsanları Allah'ın kitabına çağırın. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine çağırın. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَب۪يًّا. Bakın Allah diyor ki işte böylece biz ey peygamberim kitabı sana Arapça bir hüküm olarak, Arapça bir yasa olarak indirdik. Arapça bir sistem olarak, Arapça bir yasa olarak, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Neyi anlatıyor Allah burada? Anlayasınız diye, anlaşılsın diye, hayatta uygulansın diye biz bu kitabı yeryüzünde insanların konuştuğu bir dille indirdik. Kuş diliyle, cin diliyle, melek diliyle indirmedik. Yani biz bu kitabı yeryüzünde insanların bilmediği, tanımadığı, anlamadığı bir dille değil, yeryüzünde insanların bildiği, tanıdığı, konuştuğu bir dille gönderdik. Niye? Anlaşılsın diye, anlayarak okunsun diye, hayatta uygulansın diye. Yani elbette bu kitabın kendisine gönderildiği peygamber, bu kitabın kendisine gönderildiği elçi hangi toplumun içinden seçilmişse, o toplum hangi dili konuşuyorsa elbette Allah bu kitabı o elçinin, o toplumun diliyle gönderecek deyip, işte bakın Allah diyor ki Arapça bir hüküm olarak indirdik. Bundan sonra bir tehdit geliyor ama bakın, Peygamber Aleyhisselam'a bir tehdit, Peygamber Efendimiz'e böyle bir tehdit yapılmışsa bize katmerlisi yapılıyor, unutmayın. Bakın Allah diyor ki وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Ey peygamberim, sana ilim geldikten sonra, Allah Allah, بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, sana ilim geldikten sonra, ilim neymiş? İlim Kur'an'mış. Sadece bu Kur'an'a ilim denir. Kur'an'ın dışındakilerin hepsi zandan ibarettir. Doğru da yanlış da olma ihtimali vardır. Mutlak doğru olan, ilim olan Kur'an'mış. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim, sana bu ilim geldikten sonra, ne geldi peygamberimize? Kur'an geldi, vahiy geldi. Sana bu Kur'an geldikten sonra, sen bu ilmi tanıdıktan sonra, eğer bu Kur'an'ı bir kenara bırakır, Allah'tan gelen bu ilimle ilgilenmez, bu vahiy bir kenara bırakır, kitabı kapatır da, eğer insanların heva ve heveslerine uymaya kalkışırsan, insanların fikirlerine, insanların sistemlerine, insanların yasalarına, insanların felsefelerine, insanların ceza kanunlarına, insanların anlayışlarına, insanların kılık kıyafet anlayışlarına, insanların kazanma harcama anlayışlarına, insanların hukuklarına, eğitimlerine, insanların düğünlerine, derneklerine katılmaya kalkarsan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاقْ. Kesinlikle bilesin ki ey peygamberim, dostun ve yardımcın olarak ben yokum diyor Allah. Öyle müthiş bir tehdit ki, bu tehdit kime yapılıyordu? Yeryüzünün en şerefli insanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a. Ona böyle bir tehdit yapıldığına göre kesinlikle bilesiniz ki bize katmerlisi yapılıyor. Eğer biz de şu anda Allah'tan gelen şu ilmi bir kenara bırakır, Allah'tan gelen kitabı örter, İnsanların bilgilerine, insanların anlayışlarına, insanların heva ve heveslerinden kaynaklanan sistemlerine,
anlayışlarına, görüşlerine göre bir hayat yaşamaya ya da kendi heva ve heveslerimize göre bir hayat yaşamaya yönelirsek, kesinlikle bilelim ki Allah dostumuz değil, Allah yardımcımız değil. Şu cümleyi ağır ağır söyleyeyim. Allah'ın dostluğunu kaybeden bir kişinin tüm dünya dostu olsa ne yazar? Allah desteğini kaybetmiş bir toplum, tüm dünya onu alkışlasa, tüm dünya onun desteğinde olsa ne yazar? Öyle olmamış mı diyesim geliyor. 100 yıl önce biz bu kitabı bir kenara koyduk. Allah'tan gelen vahiy bir kenara koyduk. Batıya yöneldik. Batıya döndük. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey bizim akıl hocalarımız, ey bizim üstadlarımız, ey bizim efendilerimiz, artık biz bundan böyle sizin gibi yaşamaya karar verdik. Sizin gibi giyinmeye, soyunmaya karar verdik. Eskiden tepeden tırnağa örtünürdük ama şimdi sizin hatırınıza soyunmaya karar verdik. Sizin takvimlerinizi, sizin tarihlerinizi, sizin alfabelerinizi, sizin tarih anlayışınızı, sizin ekonomilerinizi, sizin hukukunuzu, sizin eğitim anlayışınızı, sizin hayat anlayışınızı benimsedik. Ne olur bizi kuyruğunuza alın diye yıllardır kapılarında gözyaşı döktüğümüz halde beğendiremedik bir türlü bu Yahudi ve Hristiyanlık dünyaya, ama en kötüsü Allah desteğini kaybettik. Allah desteğini kaybettik, çok rezil bir hayatın mahkumu olduk. Öyle diyor Allah, size gelen bu kitabı bir kenara bırakır da, Allah'tan gelen ilmi, vahiyi bir kenara bırakır da, vahiy dışı insanların heva ve hevesinden kaynaklanan sistemlerine, arzularına tabi olursanız, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاقٍ, ne dostunuz, ne yardımcınız olarak ben yokum diyor Allah. Gerçekten işte şu anda biz bunu yaşıyoruz. Bu ayeti kerimeden sonra yine müşriklerin bir itirazlarına cevap verecek Allah. Şunu söyleyeyim, Allah İslam karşıtı felsefeleri de gündeme getirmekten çekinmez. Yani kafirlerin ve müşriklerin tarih içinde peygamberlerine karşı kullandıkları delillerini, mantıklarını gündeme getirmekten çekinmez. Neler dememişler ki? Hani biz olsak korkarız değil mi? Yani Allah şöyle bir endişe duymuyor. Yani ben küfrün tarih içindeki mantığını, felsefesini anlatırsam, belki de o mantığı uygun bulup insanlar bana kulluğu terk edip onlara yöneliverirler diye Allah'ın böyle bir endişesi yok. Çünkü Allah'ın dini o kadar ayan beyan hak ki Allah'ın böyle bir endişesi yok. Bakın, müşriklerin, kafirlerin silsilesini, mantığını da Allah gündeme getirmekten çekinmez. Yani siz böyle diyorsunuz ama işin doğrusu budur diye işin gerçeğini ortaya koyuyor. Mekke müşrikleri yine bir itirazda bulunmuşlar. Demişler ki, ey Muhammed, sen bizim gibi bir beşersin. Tarih içinde bütün peygamberlere aynı şeyi söylemişler. Ey Muhammed, sen bizim gibi bir insansın. Bizim gibi yiyen, içen, acıkan, susayan, bizim gibi hasta olan, bizim gibi rızık kazanmak için, çoluk çocuğunu geçindirmek için çarşı pazar dolaşan, baba olan, koca olan birisisin. Yani biz içimizden bize benzeyen birisini, bizim benzerimiz olan birisini nasıl elçi kabul edebiliriz? Yani bu durumda bizim sana inanmamızı nasıl bekleyebilirsin demişler. Bakın Allah onlara cevaben şöyle buyuruyor. Cevabı da Allah veriyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ Peygamberim, senden önce de biz elçiler gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ Ve o elçilerimizin her birerine zevceler, hanımlar verdik ve oğullar, kızlar verdik, zürriyetler verdik. Yani ilk defa elçiler içinde evlenen sen değilsin ki, ilk defa elçilerimiz içinde çoluk çocuk sahibi olan sen değilsin ki, önceki elçilerimiz de öyleydi. Mesela ben İbrahim'in babasını boşuna mı anlattım bu Kur'an'da? İbrahim Aleyhisselam'ın babası vardı, İbrahim Aleyhisselam'ın karısı vardı. Ben Lut Aleyhisselam'ı boşuna mı anlattım? Kızları vardı, karısı vardı. Ben Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun gemiye binme işini boşuna mı anlattım? Onun da oğlu kızı vardı. Demek ki yeryüzünde peygamberlik böyle imiş. Peygamberlerin eşleri olacakmış, oğulları ve kızları olacakmış. Peygamberler toplumlarının sorumluluklarını omuzladıkları gibi hanımlarının ve çocuklarının rızık sorumluluklarını da omuzlamışlar.
hanımlarına rağmen ve hanımlarına binaen yeryüzünde Allah'ın istediği kulluğu gerçekleştirebilmişler. Hanımlarına rağmen ve binaen dedim. Buradaki kastım şuydu. Kimilerinin hanımı kafirdi, yoluna engeldi. Buna rağmen Allah'a kulluğu sürdürebilmiş peygamber, kimilerinin karısı onun desteğindeydi, o mümindi, mümineydi. İşte kimileri hanımlarına rağmen, kimileri hanımlarına binaen yeryüzünde bir mücadeleyi sürdürebilmişler. Şöyle bir cümle batıldır. Belki bunun için anlatıyor Allah bunu. Ben evlenmemeliyim. Ben hayatımı bir kadınla paylaşmamalıyım. Ben bir kadına ve çocuklara zaman ayırmamalıyım. Ben kendimi, bütün varlığımı Allah'ın dinine vakfetmeliyim. Bütün zamanımı Allah'a hizmete tahsis etmeliyim demek, evlenmemek batıldır. Böyle bir inanç İslam'da yoktur. Zaten bu ve benzeri ayetler Müslümanlar için evliliği teşvik eden ayetlerdir. Öyleyse öbür tür anlayış batıldır. Kim derse desin, işte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu gerçeği anlatıyor. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Ve şunu da bilin ki, bakın peygamberin konumunu da belirliyor Rabbimiz. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir ayet getirmesi, bir mucize, bir görsel ayet ortaya koyması mümkün değil. Yani benim elçilerimi benimle karıştırmayın. Onlar birer beşerdir, birer insandır. Benim elçilerimi benimle karıştırmayın. Benden istenmesi gereken şeyleri bir beşer olan benim elçilerimden istemeye kalkışmayın. Benim elçilerimin hiçbirisinin bir görsel ayet getirmesi, bir mucize getirmesi benim müsaadem olmadan, benim iznim olmadan kesinlikle mümkün değil. لِكُلِّ اَجَلٍ kitap ve her bir ecelin bir yazgısı vardır ya da her bir kitabın bir eceli vardır. Her bir kitabın bir uygulanma dönemi vardır. O dönem bir gün gelir biter. Tevrat bir dönem yeryüzünde hüküm ferma olmuş, bir dönem yeryüzü Tevrat'la amel etmiş ama eceli gelince Allah Tevrat'ı bitirmiş, neshetmiş, kaldırmış. İncil gelmiş, bir dönem İncil yeryüzünde hüküm ferma olmuş. Yani yeryüzü insanlığı bir dönem İncil'le amel etmiş, hayatlarını İncil'le düzenlemiş ama onun da bir eceli var. Kur'an gelince her ikisi de nesholmuş. Bakın Allah diyor ki, لِكُلِّ اَجَلٍ kitap. Her bir kitabın bir eceli, bir dönemi vardır. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَى. Onlardan dilediklerini Allah mahveder, siler, kaldırır, nesheder. وَيُثْبِتْ. Dilediklerini de kıyamete kadar sabit bırakır. İşte Kur'an'dan sonra bir daha yeryüzüne kitap gelmeyeceğine göre ötekiler silinmiştir, nesholmuştur, kaldırılmıştır. Ve Allah'ın insanlığa son çağrısı işte şu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar yeryüzünde sabit kalacak, baki kalacak. Kıyamete kadar bütün insanlığın problemlerini çözümleyebilecek, kıyamete kadar tüm kendisine başvuranları dünyada güzel bir hayata, mutlu bir hayata, öbür tarafta da cennete ulaştıracak bu kitaptır. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ. Ve zaten kitapların anası da Allah katında levh-u mahfuzdadır. Dedikten sonra yine Peygamber aleyhisselamın bir arzusuna cevap mahiyetinde bir ayet geliyor. Hem onu uyaran hem de onun şahsında hepimizi uyaran, tüm davetçileri, tüm tebliğcileri uyaran bir ayete geldik. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعُدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Peygamberim, şu senin düşmanlarına vaat ettiğim azabın bir kısmını dünya gözüyle sana gösteririz yahut da sen onları göremeden bu dünyadan seni çekip alırız. Ayet şunu anlatıyor. Bakın Allah'ın Resulü zaman zaman gözyaşlarıyla Allah'a iltica edip şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, zaferin ne zaman? Hani müminlere zafer vaat etmiştin? Ne zaman ya Rabbi? Müminleri yeryüzünde ne zaman egemen kılacaksın ya Rabbi? Hani kafirler için azap vaat etmiştin? Hani bu kafirler daha dimdik ayakta duruyor ya Rabbi? Benim risaletim şu kadar yıl oldu, hala bu kafirler dimdik ayakta. Bu kafirlere karşı helakin ne zaman gerçekleşecek? Müslümanlara karşı senin izzet ve şerefin, senin
zaferin ne zaman gelecek, yardımın ne zaman gelecek diye zaman zaman Allah'ın Resulü hayıflanıyor, dua ediyor, ağlıyor. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim sana ne bundan? Sana ne bundan? Bu dinin varlığı seninle kaim değil ki, bu din senden değil ki, bu din benim dinim. Bu dinin arkasında ben varım. Bu dinin galibiyetinden sana ne? Düşmanlarının helakinden sana ne? Ey peygamberim, sana ne? Sen yokken de bu dinim dünyada vardı. Sen öldükten sonra da benim dinim dünyada varlığını sürdürecek. Bu din seninle kaim değil ki. Yani sen varsan bu din vardır. Sen yoksan bu din yoktur. Öyle değil ey peygamberim. Sana ne bundan? Bakın her bir davetçi aslında davetinin gönüllerde makes bulduğunu dünya gözüyle görmek ister. Her bir davetçi, her bir dava adamı davasının galibiyetini dünya gözüyle görmek ister. Her bir tebliğci tebliğ ettiği insanlardaki değişikliği yani iyi yöndeki değişikliği dünya gözüyle görmek ister. Bakın Allah'ın Resulü de bunu istemiş. Ya Rabbi şu düşmanlarıma vaat ettiğin azabı dünya gözüyle bana göster. Şu dinine vaat ettiğin başarıyı, zaferi dünya gözüyle bana göster demiş. Yani dininin galibiyetini, davasının galibiyetini, düşmanlarının hezimetini dünyada kafasına takmış da bakın Allah diyor ki sana ne ey peygamberim ondan? Bu din benim dinim, bu din senin değil ki. Bakın ayetin sonunda diyor ki فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ sana tebliğ düşer, senin görevin tebliğdir. وَاَلَيْنَ الْحِسَابُ hesap görme, defter dürme işi de bana aittir. Yani bu kafirlerin defterini ne zaman düreceğim? Bunu bana bırak ey peygamberim sen. Senin dinini ne zaman galip getireceğim? Sen onu bana bırak ey peygamberim. Sen onu kafana takma. Sana tebliğ düşer, hesap görme işi de bana aittir. Öyleyse biz de bugün davamızın galibiyetini, insanlardaki değişimi dünya gözüyle görme sevdasına kapılmayacağız. Bize düşen tebliğdir. İnsanlar ne zaman adam olacak? Kim adam olacak? Kim Allah yoluna dönecek? Kim namaza başlayacak? Kim içkiyi, zinayı bırakacak? Kim Kur'an sünnet istikametinde bir hayata yönelecek? Bunun hesabına girmeyelim. Bize düşen tebliğdir. Biz Allah'ın dinini insanlara ulaştırma yolunda olalım. Bakın Allah diyor ki: "Evelem yarav?" Görmüyor mu şu insanlar? "Enna ne'til arda nenkusuha min etrafiha." Biz dünyada yürüyoruz da, dünyaya geliyoruz da o dünyayı etrafından noksanlaştırıyoruz. Görmüyor mu şu kafirler bu gerçeği? Ne anlatır bu ayet bize? Bu ayet bize şunu anlatıyor. Allah diyor ki, biz dünyada yürüyoruz. Aslında yürüyen müminler, yürüyen peygamber de Allah peygamberin ve müminlerin desteğinde olduğu için sanki yürüyen Allah'mış gibi, sanki savaşan Allah'mış gibi, bakın diyor ki biz yeryüzünde yürüyoruz da dünyanın etrafını eksiltiyoruz. Etrafından eksiltiyoruz. Nasıl anlayacağız bunu? Bunu şöyle anlayacağız. Yeryüzünde kafirlerin coğrafyalarını eksiltiyoruz. Yeryüzünde kafirlerin egemenlik alanlarını eksiltiyoruz, daraltıyoruz, sıkıştırıyoruz. Nasıl? Bakın Mekke'de bir peygamber vardı Müslüman. Sonra Hatice annemiz Müslüman oldu 2. Ebu Bekir Müslüman oldu 3. Ali Efendimiz Müslüman oldu 4. Ömer Efendimiz Müslüman oldu 40. Böylece küfür cephesi 40 kişiyi kaybetti, İslam cephesi 40 kişiyi kazandı değil mi? Kim eksildi? Küfür eksildi. Kim çoğaldı? İslam cephesi çoğaldı. Sonra Mekke fetholdu, Mekke tümüyle İslam coğrafyasına geçti, küfür coğrafyası eksildi. Sonra Suudi Arabistan Yarımadası fetholdu, Müslüman oldu. Tüm Suudi Arabistan Yarımadası'nı kaybetti küfür cephesi. Sonra İran, sonra Suriye, sonra Mısır, sonra Cezayir, sonra Tunus, sonra Türkiye, sonra Anadolu Müslüman oldu. Bakın küfür egemenlik alanını bir bir kaybetti. Kafirler yetki alanlarını, coğrafyalarını, toprak parçalarını bir bir kaybettiler. Yani kafirler bu gerçeği görmüyorlar mı? Bizim gücümüzü anlamıyorlar mı? Bu peygamberin gerçek bir peygamber olduğunu anlamak istemiyorlar mı? Bizim gönderdiğimiz dinin gerçek bir din olduğunu anlamaya yanaşmıyorlar mı? Vallahu yahkumu. Allah hükmeder. Allah kafirlerin gün be gün yok oluşuna
hükmetmiştir. Allah müminlerin gün be gün ilerleyişine hükmetmiştir. La muakkibe li hukmihi, ve Allah'ın hükmünü takip edecek, onu engelleyecek, onu durduracak göklerde ve yerde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Şu anda da İslam yayılıyor. Gidin Avrupa'ya, her gün binlerce insan Müslüman oluyor. Küfür coğrafyaları bir bir bitiyor. Küfrün egemenlik alanı daralıyor. İşte Allah diyor ki, وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, şüphesiz ki o Allah hesabı çok seri olandır, hesabı çok çabuk görendir. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ey peygamberim, şu kafirler sana karşı düzen kuruyorlar, dolap çeviriyorlar, sana karşı tuzak kuruyorlar diye sakın endişelenme, sakın üzülme. Senden önce de kafirler bizim elçilerimize tuzak kurdular. Senden önce de bu kafirler yeryüzünde bizim mümin kullarımıza tuzak kurdular. Ama فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, unutma ey peygamberim, bütün tuzakları bozma işi bize aittir. Ben bütün tuzakların farkındayım. Ben bütün tuzakları bozabilecek bir güçteyim. Hiç endişen olmasın ey peygamberim. Çünkü يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, çok enteresan bir ifade. Allah her bir nefsin, her bir insanın, her bir topluluğun ne düşündüğünü, ne yaptığını, ne kazandığını bilmektedir. Bakın şöyle kafanızda bir canlandırın. Şu anda yeryüzünün en büyük şeytanı Amerika, Yahudilik ve Hristiyanlık dünya gizli gizli toplantılar yapıyorlar. Gizli gizli mahfillerde şu Müslümanları nasıl bitiririz, şu Müslümanları kendi cehennemimize nasıl götürürüz, şu Müslümanları nasıl asimile ederiz, şu Müslümanları kendimiz gibi nasıl kafirleştiririz, onun toplantılarını yapıyorlar ya gizli gizli. Bakın Allah diyor ki, ben onların konuştuklarını da biliyorum, ben onların tasarladıklarından da haberdarım, ben onların niyetlerini de biliyorum, ama onlar benim kendileri hakkında ne tasarladığımı, ne takdir ettiğimi bilmiyorlar. Peki böyle bir savaşta kim kazanır? Kafirler Allah'ın kendileri için neyi takdir ettiğini, yarın başlarına nelerin geleceğini bile bilmezlerken, Allah onların kalplerinden geçenleri bile bilmekteyken, böyle bir savaşta kim kazanır? Elbette Allah kazanacak. Elbette Allah safında olan müminler kazanacak. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ اُقْبَتْدَارِ, çok yakında kafirler bu diyarın akıbeti kime aitmiş, bu dünyanın akıbeti, güzel akıbet kime aitmiş, kim kazanacak, kim kaybedecek, kim başarılı olacak, kim başarısız olacak, çok yakında bu kafirler görecek. Müjdeler olsun ey müminler. Son ayeti de okuyup bu haftaki dersimize inşallah son verelim. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, kafirler diyorlar ki ey Muhammed sen bir elçi değilsin. Zaten dert bu. Kafirlerin bütün derdi peygamberin örnekliliğini yok etmek. Diyorlar ki sen elçi değilsin. Hayır hayır, Allah yeryüzünde elçi seçmez. Allah hayata karışmaz. Allah bu dünyayı yarattı, bizi kendi halimize bıraktı. Sen elçi değilsin. Peki cevabı kim veriyor? Cevabı Allah veriyor. Bakın diyor ki, قُلْ, de ki peygamberim, كَفَا بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ, şu kafirlere de ki ey peygamberim, sizinle benim aramda, benim elçiliğime Allah şahittir. Allahu Ekber. Bir konuya Allah şahitse başka şahide ne gerek var? Bakın, bizim eşhedü dediğimiz konuya Allah da eşhedü diyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Kendisinden başka ilah olmadığına Allah da şehadet getiriyor. Bakın bizim eşhedü dediğimiz konuya Allah da eşhedü diyor. Yani Allah bizim safımızda, biz Allah'ın desteğindeyiz. Allah bizim yaptığımızı yapıyor, biz Allah'ın yaptığını yapıyoruz. Biz de eşhedü diyoruz ya, Allah da eşhedü diyor. Peygamberin varlığına, gerçek bir peygamber olduğuna Allah şahitse başka şahide ne gerek var? وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, bir de yanında kitap bilgisi olan herkes peygamberin gerçek bir peygamber olduğuna şahittir. Tevrat şahit, İncil şahit, Zebur şahit, İsa aleyhisselam şahit, Davud aleyhisselam şahit, Musa aleyhisselam şahit ve Tevrat bilgisine sahip olan herkes şahittir ki sen peygambersin ey peygamberim. Kim ne derse desin diye
Allah şehadetinde bir peygamber. Tüm dünya ona şehadet etmese bile ne gam, Allah şehadet ediyor. Bu hafta Ra'd suresini tamamladık. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah İbrahim suresine başlıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.